Yaz mevsimini yavaş yavaş arkamızda bırakıyoruz ve önümüz kış. Kışın neden daha çok kilo alırız ve bunun önüne nasıl geçeriz? Diyabet hastaları, nasıl beslenmeniz gerekiyor? Diyetisyen Minet Elek'ten dinliyoruz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Suzan Hanım. Ve hoş geldiniz. En önemli sorumuz, biz kış aylarında neden kilo alıyoruz? Şimdi kış aylarının gelmesiyle beraber, havaların soğumasıyla beraber vücut ısısını kontrol altında tutmak zorundadır. Ve bundan dolayı da vücut yağ oranını arttırma eğilimine geçiyor. Vücutta daha hızlı kilo alma eğilimi oluşur. Yağ dokusunda birazcık daha artış gözleniyor soğuk hava ile beraber. Ayrıca yaşam tarzında da değişiklikler oluyor yaz aylarına göre. Kışın biraz daha iş tempomuzun artması, havaların soğuması, havaların soğumasıyla beraber fiziksel aktivitemizin azalması, evde geçirilen zamanla beraber televizyon karşısında atıştırmalıklar, daha çok yağlı şekerli yiyeceklere yönelmeyle beraber hızlı bir kilo artış görüyoruz kış aylarında da. Bu nedenle biraz yaşam tarzı değişikliğine bağlı olarak biraz da bazal metabolizmanın yağlanma eğilimine bağlı olarak daha hızlı kilo alabiliriz. Kış aylarında kilo kontrolünü sağlayabilmek adına beslenme tarzındaki değişikliklerle, yaşam tarzındaki düzenlemelerle beraber bunu kontrol altında tutmak mümkündür. Mesela televizyon karşısındaki atıştırmalıklar dediniz. Kilo aldırmayacak atıştırmalıklar var mı yine televizyon karşısında yiyebileceğimiz? Tabii ki var. Zaten bu genelde gecelerin uzamasına bağlı olarak gece daha çok televizyon karşısında atıştırma olduğu için ve metabolizmanın yavaşladığı saatler olduğu için daha hızlı kilo aldırıyor bize. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Bu tarz atıştırmalıklar böyle yağlı, şekerli gibi işte cipstir, çikolatadır, çok yağlı tatlıdır, kurabiyedir yerine daha sağlıklı olan atıştırmalar, yağ tohumlar, fındık, ceviz, badem gibi, meyve gibi, süt grubu ürünleri, yoğurttur, ayrandır, kefir gibi ya da belirli porsiyon kontrolüyle patlamış mısır, yine porsiyon kontrolüyle beraber kestane tarzındaki atıştırmalıklar daha sağlıklı, daha güvenilir olarak tüketilebilir. İyi, patlamış mısırla kestaneye izin varsa iyi. Ben en çok onları seviyorum. Aynen, çünkü porsiyon kontrolü olduğu tamam. Sürece tüketilebilir tabii ki. Bir de tatlı isteğimiz daha fazla oluyor kışın. Bu neden? Evet, şimdi havaların soğumasına bağlı olarak vücutta metabolizmada yağlanma ve daha çok böyle sıcak şeyleri tüketme, daha yağlı, daha şekerli yiyeceklere karşı daha çok bir iştah açılması görüyoruz. Bu nedenden dolayı karbonhidrat ihtiyacımız daha fazla artıyor ama bunlarla beraber basit şeker tüketim eğilimi artıyor. Tatlıdır, pilavdır, makarnadır gibi iştah artması görüyoruz. Aslında alacağımız karbonhidratları tabii ki sıfırlamıyoruz. Her zaman almamız gereken yeterli ve dengeli beslenmedeki karbonhidratı tüketmemiz gerekiyor. Ancak bunun sağlıklı olanlarını işte tam buğday ekmeği gibi, bulgur pilavı gibi, istenirse kinoa gibi, tahıllı gruplar, glisemik indeksi daha düşük, kuru baklagil, meyve gibi posası olan şeyler, besinler beraberinde gelirse bizim karbonhidrat ihtiyacımız karşılanır ve bundan dolayı basit karbonhidratlara eğilim daha da azalmaktadır. Peki metabolizma hızımızın da çok önemi var değil mi kilo kontrolünde? Yani bunu artırmak için ne yapabiliriz? En önemlisi o. Kesinlikle. Şimdi aslında bizim metabolizma hızı diye bahsettiğimiz şey bir insan dinlenme halinde harcadığı enerji kısmı oluyor. Ve bu bazal metabolizma hızı vücudun yağ ve kas oranına bağlı olarak değişiklik gösterir. Vücuttaki kas oranı arttıkça bazal metabolizma hızımızda da artış görüyoruz. Kas oranını arttırmak için protein tüketimi çok önemli. Muhakkak ki bireyler günlük ihtiyaçlarına göre yumurta, kırmızı et, süt grubu gibi protein kaynaklarından beslenmeleri gerekiyor. Onun dışında fiziksel aktiviteyle beraber hem günlük harcadığımız enerji artmakta hem de kas oranında bir artış gördüğümüz için bazal metabolizma hızımızı arttırabiliriz. Ve her zaman söylediğimiz gibi sağlıklı beslenmede kesinlikle olması gereken ve en çok da unutulan özellikle kış aylarında su çok önemli. Günlük muhakkak en azından 2 litre kadar su tüketmemiz gerekiyor ki normal metabolizma hızımız devam edebilsin. Su içmeyi sevmiyorsak? Su içmeyi sevmiyorsak sularımızı aromalandırabiliriz. Kış aylarında böyle biraz daha bitki çayı, çay, kahve gibi sıcak içecekler tercih etmek istiyoruz. Ve genelde duyduğumuz cümle su içmiyorum ama çok fazla çay içiyorum, çok fazla kahve tüketiyorum gibi cümleler. Maalesef bunlar su yerine geçebilecek içecekler değil. Ama suyu tek olarak içemiyorsak bunun içerisine tarçın gibi, zencefil gibi, karanfil gibi,
biraz taze meyve, elma gibi biraz suyun içine ilave ederek, bunları bekleterek, biraz renk katarak suyumuza aromalandırarak tüketebiliriz. Peki soğuk aylarda tüketilmesi gereken besinler nelerdir? Şimdi havaların soğumasıyla beraber en önemli olgu bizim için vitamin ve mineraller giriyor. Özellikle A ve C vitamini, antioksidan kapasitesi çok yüksek ve bağışıklık sistemini en çok destekleyen vitaminlerden. A vitamini sarı ve turuncu meyvede yüksek oranda içerdiği beta karotende bulunmaktadır. Kış kabağı dediğimiz bal kabağı tarzında, turunçgillerde A ve C vitamini oldukça yüksek, havuç aynı şekilde salatalarımıza ilave ederek, yemeklerimize ilave edilerek kullanılabilir. Hı hı. Onun dışında mor ve kırmızı meyveler kış aylarımızda bizi en güzel koruyan kalkanlardandır. Narsız geçen bir kış istemiyoruz. Kırmızı meyve tüketimi bağışıklık sistemimizi oldukça destekleyici. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesine bağlı olarak savunma sistemimizi de arttırır. Nar gibi, mürdüm eriği gibi böyle kırmızı böğürtlen, yaban mersini tarzında meyveler tüketilerek de bağışıklık sistemi güçlendirilebilir. Onun dışında lif alımı da oldukça önemli. Posa dediğimiz besinlerde bağırsak sağlığımızı da koruyan, bağışıklık sistemimizi de güçlendiren yeşil yapraklı sebzelerde, kuru baklagillerde, tam tahıllı ekmeklerde bulunan lif oranını da arttırmamız gerekmektedir. Onun dışında aslında günümüzde çok konuşulan ama çok fazla da hayatımıza dahil edemediğimiz probiyotik ve prebiyotikler var. Probiyotik ve prebiyotik bizim bağırsak floramızı yenileyerek bağırsak sağlığını koruyor. Düzenli bir bağırsak hareketliliğiyle beraber hem metabolizmamızı hızlandırıyor hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Probiyotikler genelde kefirde, probiyotikli takviye edilmiş yoğurtlarda bulunuyor. Bunları en azından günde bir su bardağı kadar beslenmemize ilave edersek hem bağırsak sağlığımızı korumuş oluyoruz hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiririz. Ayrıca tablet şeklinde protein probiyotik takviyeleri de kullanılabilir. Kalsiyum genelde kemik ve diş sağlığında muhakkak olmazsa olmazımız olduğunu herkes bilir, ancak günlük kalsiyum alımını azalttığımız zaman kilo vermede bir yavaşlama görüyoruz. O yüzden yetişkinlerde günde 2 su bardağı kadar süt grubu, çocuklarda, adolesanlarda ve yaşlılarda günlük 3 su bardağı kadar süt, yoğurt, kefir, ayran gibi süt grubunu tükettiğimiz zaman günlük kalsiyum ihtiyacımızı karşılarız ve bu da hani hem bağışıklık sistemimiz hem de kış aylarında kilo almayı engelleyici bir besin grubu olarak hayatımızda yer alır. Bu besin grubu yağlı olabiliyor, süt ürünleri özellikle. Light'larını mı tercih etmeliyiz yoksa yağlı olsun mu dersiniz? Şimdi şöyle, sütün yanında da bazı vitaminler çözünüyor. Bunlar bizim için önemli. Ancak kalp damar sağlığında bir problem olan hastalarımızda, kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom gibi bir rahatsızlığı olan, yani özel durumların dışında yağlı olan ürünlerden çok daha çok yağ azaltılmış, tamamen sıfır yağ tüketmelerine gerek yok, yağ azaltılmış olarak tercih edebilirler. Diyabet dediniz ve biz diyabete özel bir hastanedeyiz. Diyabet hastalarının beslenmeyle ilişkileri nasıl oluyor? Diyabet hastalarının beslenmelerinde aslında normal sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeden bir farklılık görmüyoruz. Diyabet hastalarında sadece daha düzenli, daha dengeli, mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeyi hayatlarından eksik etmemeleri gerekiyor. Günlük almaları gereken yine aynı şekilde karbonhidrat, protein ve yağı almalılar. Ancak daha sağlıklı karbonhidratlar tercih ederek, basit karbonhidrat dediğimiz direkt şekerli, basit şekerli, glisemik indeksi yüksek pirinç gibi ya da meyvelerden muz gibi, hurma gibi çok hızlı kan şekerini yükselten besinlerden birazcık daha uzak durarak kan şekerini regüle edebiliriz. Ayrıca diyabette en önemli unsur öğün düzeni. Denge çok önemli bizim için öğün tüketiminde. Muhakkak 3 öğün ana öğünlerimiz tüketilmeli. Bunun yanında kan şekeri regülasyonunu bozmamak için bir hipoglisemi, düşük kan şekeri ya da bir hiperglisemi, yüksek kan şekeri görmemek adına ara öğünleri de tüketmemiz gerekiyor. Ara öğünlerde muhakkak doğru tercihler yapmalıyız. Yine aynı şekilde süttür, yoğurttur, kefirdir, meyvedir şeklinde tüketim yapılabilir. Onun dışında diyabet hastalarımızda kan şekeri takibi, beslenme takibi bireye özgü, kullanılan ilaçlara, insülinlere özgü yapılmalıdır. Ve muhakkak beslenmeleri hakkında da kendilerine özgü bir tarz oluşturulup bir takip olması, bir beslenme uzmanından destek almaları oldukça önemlidir.
Peki kilomuzun yaşam tarzımızla alakası var mı? Örneğin yaşam tarzımızı değiştirerek fazla kilolarımızdan kurtulabilir miyiz? Kesinlikle kurtulabiliriz. Aslında biz her zaman şunu söylüyoruz. Böyle zayıflamak için gelen danışanlarımız olsun, hastalarımız olsun, bunlar diyabet hastalarımız olsun. Kilo kontrolü için size uygun bir yaşam tarzı oluşturup bunun devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Diyet dediğimiz şey gelip geçici bir süreç değildir. Bu aslında size özgü bir beslenme tarzının oturtulması ve bunun sürekli hayatımızda olması. Çünkü biz bunu zayıflama programlarında da, kilo kontrollerinde de muhakkak bireyin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda yapıyoruz. Ayrıca kilomuzu korumak için yaşam tarzında yaptığımız değişiklikler, örneğin çay kahveyi şekersiz içmek gibi. Daha önceden herhangi bir hareketimiz yoksa en azından haftada 120 dakika olacak şekilde hafif bir egzersiz olabilir, yürüyüş olabilir, yüzme olabilir. Herhangi bir egzersiz programını hayatımıza ekleyerek ya da daha düşük proteinli besleniyorsak almamız gereken protein miktarlarını tüketerek, vitamin eksiği, mineral eksiği bulundurmayarak metabolizma hızımızı da arttırabiliriz. Yaşam tarzı değişikliğiyle beraber günlük harcadığımız enerji de artmakta ve buna bağlı olarak kilo verme ya da kilo kontrolünü sağlayabiliyoruz. Yani aslında aldığımız kalori ile harcadığımız kalori arasında dengeyi bulmak gerekiyor, doğru mu? Kesinlikle bu şekilde. Aslında olayın temel prensibi bu şekilde. Aldığımız kalori eğer harcadığımız kalori ile aynıysa herhangi bir kilo değişikliği olmadan devam edebiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Bu olay sadece kalori etrafında dönemez. Çünkü eksik besleniyorsak, normal bir kalori alabiliriz ama fast food tarzı yiyip çok yağlı, çok proteinli, çok karbonhidratlı tek tip beslenmeyle beraber bu kaloriyi alıyorsak vücutta dengesizlik olduğu için, vitamin eksikliği olduğu için, protein eksikliği olduğu için ya da herhangi bir besin ögesinin fazla tüketildiği için kilo kontrolünde bozulmalar görüyoruz. Ya artış ya azalma, malnutrisyon dediğimiz beslenme yetersizlikleri çok sık karşılaştığımız durumlar. Son olarak diyetisyen kimliğinizle izleyicilerimize neler önerirsiniz? Öncelikle kış aylarında beslenme tarzlarındaki değişikliklerde mümkün olduğu kadar yağlı kızartmalar, çok fazla şekerli besinleri hayatlarına çok fazla ilave etmemeleri gerekmekte. Tamam. Ve en çok unutulan şey, tekrar söylüyorum, su. Su içmeyi unutmuyoruz. Hareket konusunda da eğer bir spor yapmak istiyorlarsa hayatlarında bir spor ilave edip ya da en azından bir 3 gün haftada 40 dakika olacak şekilde bir yürüyüş ilave edebiliriz. Onun dışında et, süt, yumurta gibi proteinli besinleri de beslenme piramidimizin içine muhakkak almalıyız. Şu anda çok moda olan karbonhidratı kesme çabası, karbonhidrat tüketmeme çabası, bunlar tamamen yanlış, sağlıksız bir beslenme tarzı. Vücudumuzun enerji harcayabilmesi için, devamını getirebilmesi için karbonhidrata ihtiyacımız var. Ayrıca bunun içindeki B grubu vitaminler, içerisindeki minerallere ihtiyacımız var. Doğru karbonhidratları alarak, dengeli alarak tüketmeleri gerekiyor. Öğün düzenlerini aksatmadan, öğün atlamadan, öğün atladığımız zaman aşırı bir yeme isteği ve tatlı kriziyle karşılaşıyoruz. Öğünlerimizi dengeleyerek sağlıklı yaşam tarzımıza devam edebiliriz. Ya evet, yemek yiyemediğimiz zaman tatlı daha çok istiyor canımız. Neden oluyor bu? Çünkü vücut çok uzun süre aç kaldığı zaman kan şekerinde düşmeler başlıyor. Bu herhangi bir diyabet hastalığına bağlı olmayabilir. Bu normal metabolizmada da karşımıza çıktığı bir durum. Ve kan şekeri çok düştüğü zaman bu kan şekerinde vücut kalamaz. Ve bu kan şekerini yükseltme eğilimine geçmesi gerekiyor. Beyin çünkü glikoz harcıyor. Beyni glikozsuz bırakamayız. Bu nedenle ani bir tatlı krizi, daha çok tatlı yeme isteğiyle kan şekerini bir an önce yükseltecek besinlere doğru vücut sizi yöneltir. O yüzden biz zaten öğün atlamama konusunda çok üzerinde duruyoruz. Öğün atladığımız zaman kan şekeri düşmeye devam ediyor ve buna bağlı olarak düşen kan şekeriyle beraber daha çok şekerli, daha tatlı, basit karbonhidratları yönelterek kendimizi, kan şekerimizi düzeltme eğilimine geçiyoruz. Peki, çok önemli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Diyetisyen Mine Telek'ten kilomuzu nasıl koruyacağımızı ve özellikle de diyabet hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini öğrendik. Bakalım bir sonraki durağımızda neler öğreniyoruz.